kendini Ertuğrul Bey'e selam patlar. Aleyküm selam. Kaleyi gizlice terk etti beyim. Kayı obasına gittiğini tahmin ederim. Belli ki Ertuğrul Bey'e gider. Bunlar bir iş çevirir. Atımı hazırlat, yola çıkıyoruz. Artık Bey'i takip edeceğiz. Emredersin. Thank you.
Haydi.
Bey geldi beyim. Gelsin. Hayırdır Ertuğ Bey? Şehzade Kılıç Arslan'la anasını katledecekler. Başlarında da Ata Bey'i Altun Aba varmış. Yarın ordumda sefere çıkacağımı bilirsin Ertuğrul. İhanetin sarayımda kol gezdiğine en yakın şahidi de sensin. Öldükten sonra devletimin ikbalini düşünmek mecburiyetindeyim. Bu yüzden tahtımı bırakmak istediğim şehzademe vasiyetime yazdım. Vasiyetimde Melike Hatun'dan olan oğlum Şehzade Kılıç Arslan'ın yerime sultan olmasına emir buyurdu. Şehzade Kılıç Arslan'ı vasi göstermeniz Eyvevilerle olan ilişkilerimizi güçlendireceği gibi Moğollara karşı Müslüman alemiyle daha kuvvetli bir ittifak kurmamızı da temin edecektir. Vasiyetimi sana söylemekteki maksat, ola ki oğullarım arasında bir taht mücadelesi çıkarsa safını belli etmeni istememdir. Safım daima bellidir sultan. Bunu dilimle değil, yüreğimle söylediğimi bilmenizi isterim. O gün geldiğinde sonu nereye varırsa varsın, uç beyliğin altındaki Türk obaları ile cenk edip Şehzade Kılıç Arslan'ın yanında olmanı isterim. Allah bize böyle bir taht mücadelesinden, bundan istifade edecek düşmanlarımızın katrinden korusun sultan. Amin. Şehzade Kılıç Arslan'la anasını katledecekler. Buna müsaade edemem. Ankara Kalesi'ne varıp onları çıkaramayız beyim. Ankara Kalesi'ne varmadan onları yakalayacağız artık bey. Tabii eğer onları kaleye varmadan katletmezlerse. Ne edeceksin beyim? Tezalpere söyle hazırlansınlar. Turgut Labamsı da benimle gelecek. Ertuğrul Bey, Murat Bey'in köpeğe neden bu kadar sadık olduğunu öğrendim. Haklı çıktı. Niye de halistir. Babası Kaledar Tayyip'eymiş. Mekanı cennet olsun. Babanla cenk ettiklerini hatırlarım. Yiğit ve devletine sadık bir adamdı. Beyim, Sultan Alaaddin'e sadakati yüzünden hatun ile birlikte katledilmiş. Köpek de bunu almış ve büyütmüş. Bu yüzden ona bu kadar sadıktır. Belli ki köpeğin kirli yüzünü de bilmez. Ya öğrenecek artık bey. Ya da bu uğurda kellesini verecek. Sen gereğini yapasın. Buyurun senindir bey. Sen Konya'da
yanımda istemiyorum. Ben şimdiye kadar hep kazandım. Kaybedenlerle yürüyecek bir yolum yok. Nasıl istersen Kritos. Ama ben buraya cehennem savaşçılarının lideri olarak geldim. Sen olmasan da ben Türklerle savaşacağım. Ama eğer birlik olursak... O zaman hem Karacahisar'ı hem oğlunun intikamını Türklerden alabiliriz. Thank you.
Seni bırakamam ana. Sen de benimle gel. Sen beni merak etmeyesin oğlum. Benim canım seninle, devletim senin yolunda feda olsun. Yeter ki sen bu zalimlerin eline kalmayasın. Hem onlar beni ne etsin oğlum. Onlar benim değil. Senin canını isterler. Ankara Kalesi'nde bir gün sultan olarak gelip beni kurtarmanı bekleyeceğim. Ama seni bırakamam. Kılıç Arslan'ım. İsteğiniz var mı Melike Hatun? Uzak dur. Başka bir şey istemem. Bakın size iyi niyetle. Uzak dur Altunaba. Savuş buradan. Az kaldı az. Bekleyin siz. Thank you.
Selam Gürhan. Emre Hazretleri. Sultanımız. Ertuğrul'un masum olduğuna kanaat getirmiş. Altını bana yeni öğrendik Emir Hazretleri.
ben obalarımızı düşünürüm. Göz göre göre ateşe atılma dediysem, bu korkaklık değil, ihtiyattır. Biraz düşünseniz siz de bana hak vereceksiniz. Thank you.
Şehzade! Thank you.
Saadet'te. Geçmiş olsun Altun ama. Tam vaktine geldi Saadet. Melike Sultan'ı öldürmüşsün. Şehzade nerede? Şehzade ormana kaçtı. Peşinden yetiştim. Tam yayla bulacaktım. Ertuğrul yetişti. Ertuğrul mu? Şehzadeyi kurtarabildi mi? Takip edin. Thank you.
Gıyasettin'in emrine karşı gelip Şehzade Kılıç Aslan'ı ve anasını katleden Altun Aba'nın canı da kanı da helaldir. Emir Saadettin Köpek. Neden yapar bunu? İşlediği suçların vebalinden kurtulmak ister o soysuz it. Sadece bu da değil Turgut. Düşmanlarını bir bir öldürür. Şimdi sıra Sultan Gıyasettin'in anasına gelmiştir. Beyim, bu soysuzun derdi nedir? Devletin sultanlarını, şehzadelerini bir bir bitirip nereye varacağım? Belli ki niyeti sultan olmaktır. Buna biz mani olamazsak kimse mani olamaz Mamsa. Aslan'ın endişesini mazur görmek gerek.
Şehzadeyi saraya gönderin Turgut. Sultan Gıyasettin kardeşine ne yaptıklarını görsün. Sultanat belasına nice şehzadeye gök ekini biçer gibi biçerler. Nasıl kıydılar bu cüfanı? Fidan gibi şehzadeye kıydılar beyim. Devlet ne hallere düştü. Binlerce yıllık töreyi de katlettiler. Hanedanın kanını döktüler. Gayrı bu devlet için uğursuzluktur. Benim nazarımda devlet bitmiştir. Haydi. Şehzadeyi kaldır. Bu giden bir şehzadenin cenazesi değil, koca bir devletin katledilmiş istikbalidir. Ertuğrul Bey, hayır olsun. Bilecik Tekfur'u buraya ziyarete geldi. Hilal Bey'le görüşür. Bilecik Tekfur mu? Ne iş ola ki onun burada? Hilal Bey'le ne görüşür? Ne işler çevirirler yine bunlar? Turgut, ben bir vakitler bu obanın beyiydim. Erimsin diye sana hürmetle kusur etmedim lakin.
Her şeyin bir haddi hududu var. Sen bu haddi hududu aşarsın. Söğüt, Ertuğrul Bey'e bırakılmıştır.
Kim yaptı bunu? Sultan, bilmiyoruz. Lakin cesedi Ertuğrul Bey'in alplere getirdi. Sen ne dersin? Ertuğrul Bey kendisi de alplerinden biriyle size bir mektup yollamış. Devletimize evvela ihanetin gölgesi düşmüştür. Şimdi de saltanatınıza veliaht olan şehzadenin kanı bulaşmıştır. Bu gidiş gidiş değildir sultan. Dur demek ancak size düşer. Thank you.
isteyen evvela gelsin benden olsun. Bu kadar yeter Bülent Bey. Buraya sizin davetinizle anlaşma yapmak için geldim. Ama görüyorum ki siz daha kendi aranızda anlaşamıyorsunuz. Bir yere gidemezsin. Sultan Alaaddin'in bana verdiği toprakları saray çetesiyle bir olup peşkeş çektin.